Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kuruldu. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görünür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. Aralık 1884'te Üsküp'te doğan Yahya Kemal'in doğum adı Ahmet Agah'tır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Şiirleri divan edebiyatıyla modern şiirin arasında köprülük görevi üstlenmiştir. Türk edebiyatında dört havuzlardan biri olarak ilk öğrenimine 1889'da Üsküp'te bulunan yeni mektepte başladı. Daha sonra yine Üsküp'te bulunan mektebi edebe devam etti. 1897 yılında ailesiyle Selanik'e yerleşti. Annesinin Veren'den vefat etmesi onu çok derinden etkiledi. Babasının tekrar evlenmesi üzerine ailesinden ayrılıp Üsküp'e döndü. Ama kısa süre sonra tekrar Selanik'e döndü. Esrar takma isimleriyle bu sıralarda şiirler yazmaya başladı. Orta öğrenimine devam etmek üzere 1902 yılında İstanbul'a geri gönderildi. Servet-i Fünuncu, İrtika ve Malumat adlı dergilerde şiirler yazmaya başladı. Okuduğu Fransızca romanların ve Jön Türklere duyduğu ilginin etkisiyle 1903 yılında İstanbul'dan kaçarak Paris'e gitti. Paris yıllarında Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet gibi Jön Türklerle tanıştı. O burada Fransızca öğrendi. 1904 yılında Sorbonne Üniversitesi'nin siyaset bilimi bölümüne kaydoldu. Okulda tarihçi Albert Sorel'den çok etkilendi. Tarih hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Fransız şairlerin kitaplarını incelemeye başladı. Bu araştırmaları ve sosyal etkinlikleri sınavlarda başarısız olmasına sebep oldu. Sonra bölüm değiştirerek Edebiyat Fakültesi'ne geçti. Seninle bir yağmur başlıyor, iplik iplik. Bir güzellik doluyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerim İstanbul oluyor birden. İstanbul'a geri döndü. Darüşşafaka İdaresi'nde tarih ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu yıllarda Üsküp ve Rumeli'nin Osmanlı Devleti'nin elinden çıkması onu çok derinden üzdü. Ziya Gökalp, Tevfik Fikret gibi şahsiyetlerle tanıştı orada. Dergilerde şiirler yazmaya başladı. 1922'de Ankara'ya giden Yahya Kemal, Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde başyazarlık yaptı. O yıl Lozan görüşmelerinde Türkiye heyetine danışman olarak atandı. 1923'te Lozan'dan döndükten sonra 2. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Urfa Milletvekili olarak seçildi. Milletvekilliği 1926'ya kadar devam etti. 1934 yılında Yozgat Milletvekili oldu. O yıl çıkan soyadı kanunundan sonra Yahya Kemal Bey adlı soyadını aldı. 1943'te İstanbul'dan milletvekili olarak seçildi. Yahya Kemal nesil alanında da eserler vermiş olmakla birlikte şair olarak isim yapmış bir edebiyatçıdır. Divan şiir geleneği ve aruz veznini kullanmıştır. Yahya Kemal'in aradığı şiir dilini bulmasında etki olan söz, en iyi Fransızcayı Louvre Sarayı kapıcısı konuşur. Yahya Kemal bu cümle üzerinde uzun uzun düşündükten sonra şiirlerinde kullanacağı dili yakalamıştır. Louvre Sarayı'nın kapıcısının okumuş yazmış olduğu bir aydın olmamakla birlikte okuma yazması olmayan bir cahil de olmadığını, yani bu durumda en iyi Fransızcayı orta tabakanın, yani halkın konuşabileceğini anlayarak orta tabakanın konuşmasına dikkat eder. Eskiyi reddetme yerine olduğu gibi kabullenme ve yeniden yorumlayarak günümüze taşıma çabası içinde olmuştur. Tutukları devrim diliyle ifade etme öz düşüncesiyle yazdığı şiirlere örnek olarak Yavuz Selim'in hikayesini Selimname, Çubuklu Gazeli, Ezanı Muhammedi örnek olarak verilebilir. Hemen hemen tüm şiirlerini aruz vezniyle yazılmıştır. Hece ölçüsüyle yazdığı tek bir şiiri vardır. Ona göre şiir sıradan cümlelerle değil, nameden oluşur. Bu yüzden sesli okumaya muhtaçtır. Kemal'in şiir dilinde en belirgin yönlerinden biri de sentezciliğidir. Kimi şiirlerinde klasik, kimileri romantik, bazı sembolik, pek çoğu ise parnesyen olarak bilinir. Yahya Kemal'in şiirlerinde geniş bir Osmanlı coğrafyası yer bulmuştur. Türk tarihiyle ilgili olmamakla beraber Yahya Kemal'in görüp yaşadığı Endülüs, Madrid, Paris, Venice'de şiirlerinde yer almıştır. Üsküdar gibi, Atik Valide gibi, Koca Mustafa Paşa gibi
eski İstanbul'un semtlerinden şiirleştirmiştir. İstanbul algısının merkezindeki mekan ise Süleymaniye Camisi'dir. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı ak tolgalı beyler beyi, ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan, şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla, yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de, hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. Yakalandığı bağırsak iltihabı sebebiyle tedavi için 1957'de Paris'e gitti. Bir yıl sonra 1 Kasım 1958 Cumartesi günü Cerrahpaşa Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na, işte buraya defnedildi. Şiirlerini mükemmel hale getirmediği gerekçesiyle kitaplaştırmak istememiştir. 1 Kasım 1958 tarihinde vefatı üzerine İstanbul Fetih Cemiyeti 7 Kasım 1959 günü toplantısında Nihat Sami Banarlı'nın teklifiyle Yahya Kemal Enstitüsü'nün kurulmasına karar vermiştir. 1961 yılında Divan Yolu Çarşı Kapı'da yer alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nde Yahya Kemal Müzesi açıldı. 1968 yılında Hüseyin Gezer tarafından yapılan bir heykeli İstanbul'daki Maçka Parkı'na yerleştirilmiştir. Yahya Kemal'in eserleri arasında bir rubai ölümünden sonra muhayyelemi adeta zapt etti. Çepçevre bahar içinde bir yer gördük, Ferhad ile şiirini beraber gördük. Baktı geceden fecre kadar ellerde, yıldızlara yükselen kadehler gördük. Bu rubayı vaktiyle bu kadar sever miydim bilmiyorum. Şimdi onda yalnız Türkçenin en güzel eserlerinden birini değil, Yahya Kemal'in kendisini görüyorum. Sanki elinde kadehi, dudaklarında hepimizin tanıdığımız o güzel ve hikmetli tebessüm, dinlenmiş yüzüyle bu dört mısrağın çerçevesi içinden bize bakıyor. İtiraf edeyim ki bu vehimde hakikat olan bir nokta vardır. Yahya Kemal bu mısraların ve benzerlerinin ebedi saadet ve talihi yenme masalında asıl şahsiyetini aramıştı. O bir kültürü ferdi bir macera gibi yaşayan, yaşamak isteyen insandı. Onun için tesiri bu kadar büyük oldu.
Hayatımızda kalıntı halinde gördüğümüz bir yığın şey onunla yenileşti ve değer kazandı. Müzikimiz, masallarımız, tarihimiz, dilimiz ve insanımız. Bu işi yapmak için tam zamanında gelmişti. Her sanatkarın hayatında asıl kemal noktası olan birkaç sene vardır. Yahya Kemal bu birkaç seneyi devriyle tam bir uygunluk halinde yaşadı. Pek az o şair, onun kadar her teklifine cemiyetten sarih ve muayyen cevap almıştır. Bu itibarla bir şairden ziyade o büyük şept orkestralara benzetmek hiç daha hatalı olmaz. Zaman bu uygunluk, bu aktüelde hüküm sürmeyi elbette kıskanacaktı. Nesiller birbirini ittikçe Yahya Kemal'in düşüncesi, hatta sanatı münakaşa edildi. İlahi sabırsızlığın başka ellere geçmesi mukadderdi. Fakat onun yerine her zamanın malı olan, her zamanın malı olacak olan bir eserin etrafında toplanmış olan haklı şöhret geldi. Kendi kendimi tekrar etmek bahasına da olsa onun bizim asıl klasiğimiz olduğunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili şiir, bilgi, yazarlarımızın hayatı, dil bilgisi ve daha fazlası için edebiyatimiz.com.